bir yabancı ne kadar Türkçe öğrenirse çok zorlanabilir. Mesela Türkçe kısaltmalar çok var ya, çok var. Mesela mesajlaşmada MRB yazıyorsunuz, merhaba demekmiş. Neden? Merhaba, merhaba, MHB olması gerekmiyor mu? KİB yazıyorsunuz, kendine iyi bak. Aa, bir yabancı bunu nasıl anlayabilir ki? TŞK, tişört şaka gibi küçük demek. Muhtemelen kendini anlamıştır, anne falan anlamış. Ya bu tişört çok küçük, anne başka beden yok muydu? AMK, sanki kötü bir şeymiş gibi düşünüyordum ama açık mert korkmaz diye eski gazeteden gelmiş. Benzer şey olarak MK var. Mükemmel kestane. Türkiye'de sonbahar aylarda, kış aylarda sokaklara giderken sağda MK, solda MK. Çok güzel kokuyorlar. Kestaneyi seviyorum. Sonra tabii AQ var. Sosyal medyada sık sık karışıma çıkıyor. Ay kız, ay kardeş demekmiş. Q Türkçe harfte yok ya. O yüzden şive olarak. Ay kız, kardeş. OÇ, organik çorba. SG, soğumuş garnitür. BSG, buz gibi soğumuş garnitür. Sevmiyorum zaten garnitür. Son olarak ABV, aşağıda balık var. Yukarıda yok, aşağıda var. Bunlardan bir cümle kıracak olsak. AQ, OÇ, BSG, ABV, AQ. Ay kardeş, organik çorba buz gibi soğumuş garnitür bana verme. Aşağıda balık var ay kardeş.